üç aylık yine öz babası ifade etti. Biz de e, bizim kendi sülayımızdı zaten. Dayı mıydı benim? Çocuk ortada kalmasın, şey kalmasın diye. Biz evlendik. İşte o bebek bir buçuk yaşındaki Ecrin'di. Anne ikinci eşinden altı aylık hamileydi. Çift Ecrin'i üvey babaannesine bırakıp kontrol için doktora gitti. Ecrin evin önünde oynuyordu ama ne olduysa ortadan kayboldu. Çocuk buradaydı, ha, burada oynuyordu. Bu da oynuyordu. Ha, burada oynuyordu. Bir zaman sonra baktım yok ecrin ecrin bağırdım sağa sola yok. Kendim aramaya başladım. Telefonum da bozuk tamirde. Kimseye de soramadım, izleyemedim. 22 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecri'nin cesedi bulundu. Soruşturmada gözler aile üyeleri ve yakınlarında. Küçük kızın kaybolduğu Alancık Mahallesi Vezirköprü ilçesinin en son noktası. Sadece ilçe merkezine bile bir buçuk saat uzaklıkta. Yani köyü bilmeyen dışarıdan birinin ecrini kaçırma ihtimali yok denecek kadar az. Evinden 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bir köylü tarafından ayakkabısının birisinin bulunmasından sonra olayı araştıran jandarma ekipleri bulunan ayakkabıya yakın bir noktada bir çocuk cesedi buldu. Bir köylü ormanlık alanda gezerken çocuk ayakkabısını fark etti ve jandarmaya ihbar etti. Ekipler bugün verilen o adrese gitti. Pembe ayakkabı Ecrin'e aitti. Neredeyse sadece kemikleri kalmış çocuk cesedinin kime ait olduğunu öğrenmek için jandarma ekipleri otopsi yapılmak üzere cesedi adli tıp kurumuna gönderdi.